Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Zülümü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler, sıcak hava hadisler sürüyor. Nedir? Montella açıklaması. Montella. Montella diyorum. Bazı arkadaşlar onun okunuşu öyle değil falan filan. Biz aydınlattığınız için teşekkürler. Florasan lambalar. Ee, iyi i̇yi ki varsınız. Ya kimi kastettiğimi biliyorsunuz. Arkadaş. İlla herkesin de telaffuzunu bilmeme gerek yok. Fenerbahçe İtalyan teknik adam Vincenzo Montella hakkında çıkan haberleri yalanladı. Şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Mustafa Hoca'nın ağır e, yargı içeren şeyleri biliyorsunuz. Bu video ağır yargı içerecek. Ben peşin peşin söyleyeyim. Ali Koç'a tapıyorsanız, Ali Koç'a aşıksanız, Ali Koç size aylık belli bir ücret veriyorsa bu videoyu izlemeyin. Sinirlerinize dokunur. Tapıyorsanız falan çıkın. Ha ben doğruları duymak istiyorum. Sen doğruları konuş. İster Ali Koç olsun, ister Ahmet Mehmet olsun önemli değil diyorsanız da videoyu izleyin arkadaşlar. Şimdi kulüpten bir açıklama geldi Fenerbahçe Spor Kulübü'nden. Bazı medya organları tarafından ortaya atılan kulübümüz teknik direktör Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardı ve sonrasında vazgeçtiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni sezonda takımımızın başına geçecek teknik adam konusundaki açıklama ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Şimdi çok güzel bir tanesine laf sokulmuş. Hani Ali Koç normalde Montella ile anlaştı ama işte mali kongredeki durumu gördü. Ha süper Allah dedi. Ulan ben şimdi Montella'ya açıklarsam bunlar bana küfür ederler. Taşma çatarlar dedi. Dedi sonra dedi ki biz Montella ile Türk teknik adamla anlaşacağız. Bir kere akıl tutulması yaşayan arkadaş bu yani akıl tutulması yaşayan kişiye verilecek cevap bu kadar basit olmaması lazım. Ya çıkın sövün. Sövün. Harbi söylüyorum sövün. Deyin ki arkadaş sen böyle bir iddia ortaya attın. Kanıtla ulan. Kanıtlamayan bilmem nedir de. zor değil. Kanıtlamayan bilmem nedir de. Ya yumuşak yüz şöyle böyle. Bu bir. İkincisi Ali Koç'a sayayım. Mart değil. Nisan değil. Mayıs ayının başında. Mayıs ayının başında. İsa sana diyor ki ben gideceğim diyor. Ne olursa olsun şampiyon da olsak gideceğim. E, Türkiye kupasında alsak gideceğim diyor. Bak Mayıs ayında. Şimdi aklı çalışan bir adam bir buçuk aydan da fazla bir süredir bir teknik adamı en azından ayarlar. Der ki ya arkadaş işte bak benim şartlarım bu. Kimi istersin? bana transfer listesi hazırla. Ya da kurumsal mı yapacaksın? Kurumsal yap. Adama de ki ben yeni teknik direktör düşünüyorum. Senin projen nedir? Kimleri istersin? Takımda kimleri göndermek istersin? Falan filan dersin. İşte ortada hiçbir şey yok. Yani Fenerbahçe o kadar kurumsallıktan aciz ki çıkıp sosyal medyada yalanlama yapıyor. Oo birileri diyor nasıl saplamışlar? Güzel saplamışlar. Saplayan size saplamış da keşke anlasanız. Şimdi Ali Koç'un iki tane isim işaret etti. Bakalım iki is is yani isabi işaret ettiği iki isim kim? Kusura bakmayın. Ee, yargı videolarında genelde böyle oluyor. Şimdi Maliye Genel Kurulda Ali Koç Jesus'un vedası sonrasında merakla beklenen yeni teknik direktör konusunda konuştu. İsim vermedi. Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Tüm bu görüşmelerin ardından Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik camiayı bilecek. Camianın evladı olacak ki ben buna ayar oluyorum. Samandıra'ya ruh aşılasın düşüncesi de var. Camiayı bilen, ruhu bilen iki tane Türk hoca ortaya çıkıyor. İsim olarak söylemiyorum. Anlaşma olmadan hiçbir şey söylenemez. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız diyor. Ya yani bu camia enteresan. Şimdi Adana Demirspor'dan Montella zaten konuştuk, ettik. <laughs> Ee, hani camiayı bilen yerli hoca daha mantıklı olur kararı çıktı deniliyor. Şimdi en güçlü adaylar kim? Volkan Demirel, İsmail Kartal ortaya çıkıyor. Şimdi birincisi Volkan Demirel, ikincisi de İsmail Kartal. Her ikisi de camiayı bilen camianın çocukları. Şimdi e, akla bunlar geliyor. Hocam Sergen Yalçın. Şimdi Sergen Yalçın'la ilgili de bana ikide bir de geliyor. Hocam işte e, Azerbaycan'dan Nevci Bakü ile anlaşacakmış. İşte Newcastle United'e anlaşacakmış arkadaş. Ben bir şey söyleyemem. Ben Fenerbahçe'yle ilgili duyumları verebilirim. Hocam Mustafa Deniz de işte şurayla anlaşıyormuş. Ya bana ne? Bizimle alakası varsa, eğer bizimle alakalı bir şey varsa ben duyumunu veririm. Yoksa ne yapabilirim? Ki Fenerbahçe içinde bak bütün medyayı gezin. Herkes aynı düşüncede. Fenerbahçe'de iki hoca gündemde. Haziran yeni hafta sonu adımlar Başkan Ali Koç Türk Hoca Camihan'ın evladı dikkat çekti. Volkan Demirel. Şimdi artılarını konuşalım. İsmail Kartal'la Volkan Demirel'in artılarını konuşalım değil mi? Bunları konuşmazsak olmaz. Şimdi Volkan Demirel'in artıları eksileri. Bunları da konuşalım arkadaşlar. Artıları futbolculuğu Fenerbahçe'de geçti. Yardımcı antrenörle Fenerbahçe'de başladı. Son iki şampiyonlukta kaptandı. Oyuncuyken derbi de çok başarılıydı. Samandıra'yı tanıyor. Işte, ee, Arda Güler, Emre Mor, Ferdi Kadıoğlu gibi yıldızlar başta olmak üzere takımdaki birçok isimle birlikte çalıştı. Yani böyle de bir artısı var arkadaşlar. Ee, yani artıları bunlar. Ayrıca şunu söyleyeyim. Hırslı Fenerbahçe için canını verebilecek isim. Ama eksileri hoca olarak lig kariyerinde sadece 37 maç yönetti. Herhangi bir kupa kazanamadı. Derbi ve Avrupa kupalarında hiç maça çıkmadı. Büyük yıldız yönetimi ve şampiyonluk yarışında nasıl reaksiyon vereceği bilinmiyor. Gelelim İsmail Kartal'a. Artıları. Fenerbahçe'de futbolculuk Altyapı hocalığı, yardımcı antrenörlük, teknik direktörlük görevlerinde bulundu. Bak, hepsini yaladı, yuttu. 20 seneden fazla kulübe hizmet etti. Son döneminde oynattığı oyun ve topladığı puanlarla takdir topladı. Mevcut kadroda birçok isimle yakın bir dönemde çalıştı. Samandıra'ya hakim 3 Temmuz süreci, 4 Nisan 2015'teki otobüs kurşunlanması süreçlerini yönetti. Son iki şampiyonlukta da yardımcı hocaydı. Peki eksileri? Avrupa kupalarındaki performansı eksi not aldı. Fenerbahçe'nin başındaki iki dönemde hiç transfer yapmadı. Diego Ribas hani bir nevi ona zaten verilmişti. Mesut Özil anlaşamadı. Kaldı ki Mesut Özil'in çöp olduğu hani posasının Fenerbahçe'ye verildiğini herkes biliyordu. Kariyerinde hiç Süper Lig şampiyonluğu yok. Taraftarın bir kısmı çekimser. Özellikle Avrupa'dan. Yani her sene Avrupa'dan kupa getirdiğin için taraftardan normal yani. Şimdi bakın yazarlardan Ali Koç hakkında bir yorum var. Tek kurşunu kaldı diye. Ahmet Çakar ve Ömer üründün Yeni teknik direktör sürücünü de sürecini değerlendirmiş. Diyor ki Ali Ahmet Çakar, Ali Koç 5 yıl önce Avrupa'nın dev kulübü haline geleceğiz demişti. Hatta bizim vizyonumuzu anlayamadınız demişti. Zannetti ki Fenerbahçe arçelik firması gibi doğru siyolarla başarılı yönetilecek. Fakat futbol sektörünü yönetmek holding yönetmeye benzemiyor. Vizyon dedi kokuyu getirdi. Ersun Yanal gelir mi diyenlere güldü, sonra tükürdüğünü yaladı. Arkadaşlar bakın, şimdi Ahmet Çakar'ı sevmeyebilirsiniz ya da başkasını ama Fenerbahçe'ne ilgili ters görüşleri de dinleyin. Jesus'u getirmesi yanlış bir hamle değildi. Geride bıraktığımız sezon atını Ali Koç'u fazla eleştiremem. Zaten kendisi de diyor Samandıra'da petrol ve altın yatakları bulsak Fenerbahçe'ye gökten milyonlarca euro yasa bile hepsi boş. Sportif başarı olmadığında her şeyin önemi itiyor diye. Burada haklı. Bir haklı olduğu kısım da var. O da Aziz Yıldırım konusu diyor. Yıldırım genel kurula gelip niye konuşmaz? Niye eleştirmez? 20 yıllık deneyimiyle niye yol göstermez? Sonuçta Ali Koç pabucun pahalı olduğunu gördü. Başarısızlığı kabul ediyor. Önümüzdeki yılda tek bir kurşunu kaldığını açık açık söylüyor. Fenerbahçe bu sezon şampiyon oldu oldu. Olmadı. Ali Koç direnmez. Bırakır zaten. Yine Ali Koç'un yaptığı önemli hata. Jesus'un gideceği belli ama yeni hocanın ismi belli değil. Camia papatya falan açıyor. Volkan mı, Emre mi, Aykut mu, İsmail mi diye. Hocanın ismi belli olsa takımla ilgili stratejiler belirlenir. Alınan sadece kent var. Bir de kaleci İrfan Can'la kontrat. Ömer Üründür sürpriz olur. Başkan Kuz, bizim yapımızı bilen, bizim içimizden olan bir teknik direktör getireceğiz diyor. Şimdi bu Ömer Üründür kısmı. Çünkü yabancı teknik adamlardan istediğimizi bugüne kadar alamadık diyor. Zikko'dan sonra hiçbir yabancı hocayla şampiyonluk alınmadı diyor. Zaten basında da çıktı. Herkes değişik isimler üzerinde duruyor. Buna bana Aykut Kocaman yakın gibi geldi diyor. Ancak onun ayrılığı şık şekilde olmadı. Sürpriz olarak da Volkan Demirel diyor. Çünkü Hatay'la olan bağlarını şu an için koparamayabilir. Emre Belezoğlu kalsa, iki sezon önce Fenerbahçe Sivas maçını kazanmış olsa Emre Belezoğlu şampiyon hocaydı. Ama sonrasında ileride hocamız olacak. Tecrübe kazansın diyerek yollar ayrıldı. Diyor. Arkadaşlar uzun lafın kısası. Ben şikayetçiyim. Mayıs'ta teknik direktörün gidiyor ve sen Mayıs'tan bugüne kadar hiçbir şey yapmıyorsan suçlu sensin. FETÖ'ye atalım suçu. 3 Temmuz'a atalım. Otobüs kurşunlayanlara atalım. Hep suçu başka yerde arayalım. Federasyona atalım. Şunu yapalım bunu yapalım. Bak. Ben de kabul ediyorum. Yani bazı arkadaşlar yorumda diyor ki işte hocam işte Ali Koç bir müddetçe bu hükümet şampiyon yapmaz. Bu federasyon yapmaz. Ya kardeşim Beşiktaş maçını kazansan artı 3'ün var. Artı 3'ün var. İstanbul'u kazansan artı iki daha oradan 5. Giresun'u kazansan artı yedin var. Galatasaray'a yenilmeme ya da Galatasaray'a yenmen şampiyon yapıyor. Daha da enteresan bir şey söyleyeyim. İki Galatasaray maçını kazansan 1-0 1-0 şansa balığına şampiyonsun. Ya bunun hükümetle bir alakası yok. Sen oraya kadar yüzüp yüzüp kuyruğuna kadar getirmişsin. Son maçtaki ruhsuzluğun hükümetle yani şundan bundan bir alakası yok. Biz bir kendimize bakalım. Kendimize bir odaklanalım. Neyi yanlış yapıyoruz? Her şey değişti. Bak stadın çimine kadar değişti. Hibrit çim getirildi. Hibrit çim getirildi bak. Stada hibrit çim getirildi. Stadın çimi dahi değişti. Koltuklar değişti, üst taraf değişti, alt taraf değişti, tribün grupları değişti, kombineler değişti. Her şey değişti bir kişi hariç. Belki de sorun o bir kişidedir. Gökhan Gönül futbolu bıraktığını açıklamış. Fenerbahçe'ye kattığı değerler için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ama Beşiktaş'a gitmesi son derece yanlıştı. O hareket kendini bitirmiştim. Dolar gönül, gönül olarak akıllara yer edilmişti kendisi de biliyordur. Ve gelelim günün bombasına. Fenerbahçe'de hangoy Endombele sürprizi. Fenerbahçe için orta saha transferinde biri de Tottenham forması giyen Endombele. Endombele. Şimdi İngiliz basını İngiliz basınından Futbol London'ın haberine göre yani Londra futbolunun haberine göre oranın A sporu herhalde. Fransız futbolcu Napoli ile kiralık sözleşmesi tamamlanmasının ardından Tottenham'a geri dönecek Endombele. Yani basit bir isimden bahsetmiyoruz. Tottenham'da yeni teknik direktör Ange Postecoglou'nun yeni sezon öncesi Endombele'yi değerlendireceği kaydedildi. İşte Fenerbahçe hamle yapabilir. Napoli'de istiyor. 26 yaşındaki oyuncu geçen sezon kiralık olarak İtalyan ekibinde forma giydi. Satılması için doğru zaman diyorlar. Bakın merkez orta saha oyuncusu. 22 milyon euro piyasa değeri var. Yaşı 26 sözleşmesinin son iki sezonuna geldi. Yine gözden çıkarılması gündemde. Napoli'de 40 maça çıkmış. 2 gol 1 asist yapmış. Tottenham 2019 yasında Endombele'yi Lyon'dan 62 milyon euroya almıştı diyor. Şimdi arkadaşlar bana iki tane isim soruluyor. 1. Dibala yani Dibala ismi. 2. Müller ismi. Yani bu iki isim bana çok soruluyor. Diyorlar ki hocam Dybala'yı almışız. E, Müller almışız. Ne diyorsun? Bir kere Dibala konusunu ben bundan bir ay önce konuştum bu kanalda. Bir ay önce. Dedim ki bak Dibala'yı alabiliriz. İhtimal var. Önerildi, şöyle oldu, böyle oldu. Ve Dibala'nın enteresan bir özelliği var. Çok enteresan bir özelliği var. E, bon servissiz gittiği için belli bir fiyata ücretsiz ayrılma ihtimali var. Ve Roma'da da bazı sıkıntılar yaşamış sanırım. Paulo Dybala. 30 milyon euro piyasa değeri var. 18, yani 38 maça çıkmış bu sezon. 18 gol, 8 asist, 2506 dakika. Yani düşündüğünüz zaman 30 maç bile değil. Ve e, böyle bir ihtimal vardı. Fakat sonradan o ihtimal yerle yeksan oldu. Bakın böyle bir ihtimal vardı arkadaşlar. Sadece Fenerbahçe için değil Galatasaray falan da bu ihtimali duydu. E, ama olmadı. Onu söyleyeyim. Hani şu anda da beklemeyin. Dibala falan kesinlikle yalan. İkinci isim Thomas Müller. Thomas Müller 2024'te sözleşmesi bitecek. 33 yaşında bir futbolcu. Bayern Münih takımının oyuncusu. 1.85 boyunda forvet arkası. Oyuncunun sözleşmesinin bitimine bir yıl kaldı. Ancak sıkıldı mı diyeyim? Gitmek mi istiyor diyeyim? Hani başka ne diyeyim bilmiyorum ama. Ee, böyle bir olay var. Müller 40 maça çıkmış. 8 gol 12 asist 2331 dakika. Ya yaşı 33. Hocam bizde yaramaz falan filan. Arkadaşlar bu bununla ilgili de şunu söyleyeyim. Müller'i bir aracı Fenerbahçe'ye bonservissiz yani Bayern Münih bir vefa örneği gösterip bonservissiz getireceğini iletmiş olabilir. Ben bunu çok detaylı söyleyemem. Konuşamam. Hani eee Olabilir. Bir şey diyemem. Ama tanıyor musun hocam? Ben sanmıyorum. Ben Müller'in geleceğini sanmıyorum. Burada da kimseyi kandırmanın lüzumu yok. Ee, hani ben ne Müller ne Dibala'nın geleceğini düşünmüyorum. Not. Not. Korea ismi. Bunlardan daha bak. Bu Endombele mesela. Bakın hani diyorsunuz ya işte sen de her gün Fenerbahçe'ye isim getiriyorsun. Ben getirmiyorum bak. Dibala haberini yapan başkaları. Müller'i yapan başkaları. Endombele'yi yapan başkaları. Ben diyorum ki Korea'nın gelme ihtimali bunların hepsinden yüksek. Hepsinden yüksek. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Dybala bir ihtimal vardı artık yok. Thomas Müller birisi getirebilirim diyor. Bon servis getirebilirim diyor. Bilmiyorum yapılır hamle mi? Ben olsam getirirsem getiririm. Ama ben sanmıyorum. Yani bon servis getirecek olsa birlikte rakibi değilsin, Avrupa'da rakibi değilsin. Hani Bayern Münih açısından herhangi bir tehdit oluşturmuyorsun. <laughs> o yüzden gönderebilirler dersin ama ben sanmıyorum. Kore'ye ee, bu arkadaşla geri gelişmeler olabilir. En dombele ilk defa bu haberi de gördüm. Bize ilişkin bir şey yok. Monteya'yı zaten yalanladı Ali Koç. Jesus'u konuştuk. Volkan Demirel, İsmail Kartal. Ya ben bir şey söyleyeyim. İsmail Kartal teknik direktör. Volkan Demirel birinci yardımcısı olsa daha iyi olmaz mı? Sergen Yalçın konusunda dediğim gibi yurt dışına 2 yıllık imza atacak söylentileri var. Ben bilmiyorum. Ama ben şunu çok iyi biliyorum. Acun Ilıcalı ve Rıdvan Dilmen al Sergen Yalçın'ı yaslan arkana dediler. Ve seni şampiyon yapacak isim bu dediler Ali Koç'a. Yönetimde de çeşitli fikirler var. Mesela Sergen Yalçın Arda Güler'in etrafında takım kurar. Emre Mor'dan faydalanır. Erdi Kadıoğlu'nu uçurur. Anlatabiliyor muyum? Hani bunlar böyleyken bilmiyorum ne dersiniz. Ersun Yanal. Ersun Yanal bir kulüple imzalamak üzere. Kulüp ismi vermeyeceğim ama bir kulüple imzalamak üzere. Ersun Yanal ihtimali unutun. Ee, Emre Belezoğlu ayrılacak Başakşehir'den ama bilmiyorum nereye gidecek. Hani benim aktaracaklarım bu kadar. Gökhan Gönül'e de yeni hayatında başarılar diliyorum. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için, beğendiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere dostlar.